Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Balkanların soğuğunda futbolun ateşiyle ısınanların buluştuğu podcast. Hazırlayanlar Sabri Safoğlu ve Aydın Hafızoğlu. Merhabalar. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası podcast'in bu sezon için son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu akşam Balkanlarla ilgili konuşacak tüm arkadaşlarımızı davet ettik. Balkanlarda ligleri değerlendireceğiz. Oradaki ortamları değerlendireceğiz. Tribünleri, maçları, işte ne varsa Balkanlara dair bir sezon boyunca aklımızda kalanları konuşacağız. Her zamanki gibi Aydın var zaten, beraberiz. Ondan sonra Emre var. O da Balkanlarda skatlık yapıyor. Oralarda takip ediyor. Yine Bulut gelecek. Şu an yayınımızda yok. Yetişmeye çalışıyor. O da katılacak yayının ilerleyen saatlerinde, dakikalarında bize. Ve Makedonya'dan çok özel bir konuğumuz var. Ertan arkadaşımız da bize katılıyor. O da Twitter'da zaten bizi takip ediyor. Oradaki yorumları biliyorsunuz. Bir de Makedonya'da futbol nasıl, tribünler nasıl, Türk takımlarına bakışı ve Ertan'ın zaten birçok da hikayeleri var. Biz yayın öncesi kendisiyle de konuştuk. Onları da bize anlatacak. Yaptığı deplasmanları anlatacak. Oralardan Türkiye'ye gelip Galatasaray tribünlerindeki hikayelerini anlatacak. Umarım güzel, zevk alacağınız bir yayın olur. Önce şöyle o zaman başlayalım. Çok zaman kaybetmeden. Şöyle Balkanları, ligler bitti. Şöyle liglerde şampiyonlar, değişik şampiyonlar çıktı. Sürpriz şampiyonlar çıktı bu sene. Onlardan bahsedelim. Arnavutluk'ta Teuta şampiyon oldu. Yani ben orada Teuta'nın ismini pek bilmiyordum. Yani Arnavutluk deyince benim aklıma işte Tiran gelir, Partizani gelir. Ama Teuta, hatta orada bir de 66-66 ile bitirdiler. Bizim Türkiye Ligi gibi oldu. Emre burayı takip ediyor. Emre, bu durumu biraz anlatsana bize. Nasıl oldu bu Arnavutluk'un durumu? Yani anlatayım Türkiye abi. Gibi oldu değil mi? Hı hı. Ya aslında Arnavutluk diğer Balkan liglerine kıyasla dümdüz bir lig. Hani playoff yok. Dümdüz oynanan bir lig. Yani Teuta'nın bu sene şampiyon olmasına ben de şaşırdım aslında. Çünkü hani bir de kadro kalitesi olarak diğerlerine kıyasla biraz geride bir kulüp. Yani baktığınız zaman bugün bir Partizan ya da Tiran'a kadar bir kadro değerleri yok. Bir de yani aslında Teuta'nın bu sene şampiyon olmasındaki en büyük etken de geçen sene ligde çok etkili bir performans sergileyen işte Tiran olsun, bu gibi kulüplerin biraz beklentinin altında kalmasıydı. Teuta geçen sene kupayı da kazandı bu arada. Hatta finali 2-1 ya da 2-0'lık bir skorla geçmişlerdi. Kazanmışlardı kupayı. Yani Teuta baktığımız zaman sonradan gelen bir kulüp aslında. Yani başlarda Vilaznia böyle liderliği falan götürüyordu. Yani nereden baksan 23-25 hafta falan liderliği onlar önde götürdü. Teuta böyle son hafta Vilaznia'nın işte puan kayıplarından çok faydalandı. Bir de çok kritik maçlar kazandı aslında. Yani mesela Kukesi'yi yendiler. O çok önemli bir virajdı aslında, Kukesi'yi yenmeleri. Sonra Vilaznia'nın zaten berabere kaldılar. Orada çok Vilaznia'yı bir çelme taktılar. Öne geçmeyi sağladılar. Yani aslında bu sene geçen sezona kıyasla tam tersi oldu. Yani geçen sezon ligi lider bitiren Tirana bu sene 5. tamamladı. Geçen sezon 5. bitiren Teuta da bu sene lider oldu. Ligi kazandı. Yani bir nevi tam tersi, geçen sezonun tam tersi gibi bir senaryo yaşandı bu sene Arnavutluk'ta. Evet, tam tersi olmuş. O zaman ben bunu geçiyorum. Var mı bununla ilgili konuşmak isteyen varsa? Abi siz alabilir miyim burada? Evet. Abi Arnavutluk'ta şu puan durumuna bakıyorum. Teuta 66, Vlaznia 66, Partizani 65, Lazio'da 61 puanda. Yani kafa kafaya oynamışlar tüm sezon. Burada asıl sorun Skenderbeu bu ligi domine etmişti birkaç yıl önce. Yani arda arda 7-8 yıl şampiyonluk potasındaydı. Her sezonda kazanıyordu. Sonra bir şike olaylarına karıştı. UEFA'dan ceza aldılar. Şimdi de burada durumlar değişmiş. Ceza alınca tabii aşağı inmişler, doğru diyorsun yani. Bu Beşiktaş'ta bunlar oynadı Türkiye. Bu İskender Bey bu Beşiktaş'ta maç yaptı değil mi bir ara Türkiye? Aynen öyle. İşte o sezondan sonra UEFA'dan ciddi
yatırımlar aldılar. Yani 4-5 yıl en az Avrupa'ya gidemez. Tribünlerine engel koydular. Yani çok kaoslu bir duruma geçtiler. Sıkıntılı evet. Bir durum. Finans olarak da kulüp aşağıya çekildi. Şimdi de küme düşmeme oynuyor. Son anda kurtulmuşlar. Evet, son anda kurtulmuşlar, doğru diyorsun. O zaman Bosna'ya gelelim. Bosna'ya bakalım. Bosna'da da Borak Banja Luka şampiyon. Sarajevo 65 puanla ikinci. Velez de 61 puanla üçüncü. Burada da yine bunların köklü takımlarından Zelenicar, onlar 44 puanla bayağı altlarda kalmış. Neredeyse, yani neredeyse demedim. Gene küme düşmekten bayağı yukarıda ama yani orta sıraların bir altında. Emre, sen bunları takip ediyor musun bu tarafı? Yani full odak olması da yani bir çok kez takip etme şansı buldum. Evet, buradaki durum bunlar. Çünkü ben mesela şimdi bu takım da yeni herhalde. Hiç yeni duyuyorum bak ismini. Orada genelde ben Saraybosna'ya gittim. Hani birkaç günlük seyahate gittim. Genelde orada Sarajevo'yla Zelenicar, hani statlarını da ben ziyaret ettim. Onların taraftarlarını falan, o statlarının işte spreylerle boyamışlar vesaireler, güzel ortamlar var. Kebapçıları var hatta bunların. Hani onlar kebap, ne diyorlar, onun bir ismi vardı onun. Sen Ertan yardımcı olabilir misin? Biliyorsan onların meşhurdur. Kebapçı gibi bir şey vardır onlarda. Hatta bu kebap yani öyle bir isimleri var da, kebabi mi kendi adın hani dedikleri, hani şey var, takıma göre de böyle yerleri var, mekanları vardı. Hatta hani bu iki tane köklü kulüp, Sarajevo hadi ikinci ama öbürü bayağı aşağılara inmiş. Bu ilginç geldi abi. Burada da şimdi tabloya bakıyorum, Sarajevo dışında yani ilk dörtte değişik takımlar var. Bunlara hiç başka seneleri de buralarda görmedik. Zelenicar, Kayıplarda, Zrinski, Široki Brijeg. Yani ilk dördü bunlar hep force ediyordu. Şimdi tam tersi olmuş burada da. Evet, aynen. Yani, ben de işte onu şaşırdım. Seyirci faktörü, bir de bu şu COVID sebebi, bunların finansal olarak da düşmüş takımlar. Seyirci faktörü de var burada. Emre, var mı burayla ilgili söylemek istediğin? Var abi aslında. Yani aslında lige Sarajevo çok dominant bir şekilde başladı. Özellikle ilk yarıya kadar hiç maç kaybetmediler. Sonra işte bu ikinci yarıya başladıklarında iki tane kritik oyuncularını kaybettiler. Birisi ülkemize geldi, Amar Rahmanoviç, Konyaspor'a geldi. Diğeri de neredeyse takımın bütün skor yükünü çeken Tatar, Arabistan'a transfer oldu. Tabii haliyle devre arasında gittikleri için ister istemez skor bazında da çok etkileri oldu. Ondan sonra bir düşüşe geçtiler haliyle. Sonra Borak Banja Luka çıkışa geçti. Benim en çok şaşırdığım nokta şu. Borak Banja Luka adına, şampiyon olan takım adına. Teknik direktörleri 36 yaşında ve pro lisansı var. Neredeyse tecrübesi A takım bazında yok denilebilecek kadar. Yani yok. İşte 19 takımını çalıştırmış. Ve bir anda geliyor, 18 maça çıkıyor. 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetli şampiyonluğu getiriyor. Yani bence bu isim, hani Marko Maksimovic ismini ilerleyen yıllarda duyabiliriz gibi. Yani çok ciddi bir hikaye yazdı aslında kısa sürede. 36 yaşında, daha önce hiç A takım düzeyinde çalışmamış. Bir anda geliyor, şampiyonluğu kazandırıyor. Benim en çok şaşırdığım nokta buydu açıkçası. Çok güzel hikaye, ilginç hikayeymiş. Yani bu Almanya'da olsa bayağı yani dünya tanırdı bunu. Bak ben mesela şimdi senden duydum. Hani Balkanlar olunca çok da duyulmuyor. Şey sorayım ya, bu Rahmanovic'i ben de yarı dönemde şey transfer Konya ile adı geçtiğinde falan şöyle baktım istatistiklerine, o tweetleri falan okudum yani Sarajevo tarafından. Bayağı iyi bir oyuncu gibi gözüktü ama bu tutmadı be. Niye olmadı bu Konya'da sence? Abi aslında yani şöyle söyleyeyim, burada Beşiktaş'a da falan yazmışlardı. Rahmanovic bence Konyaspor seviyesinde bir oyuncu. Buradaki Anadolu kulüpleri için iyi bir oyuncu bana kalırsa. Ama Rahmanovic bir de kendi kalitesine kıyasla fazla süre almadı bence. Yani bakıyorum abi, 18 maça çıkmış. O 18 maçta bile 4 asist yapmış. Hani 700 dakikada bile 4 asistlik bir skor şey yapmış. Katkıda bulunmuş. Buraların oyuncusu. Kesinlikle buraların oyuncusu. Ligimizin sevdiği tarzda bir profil. Hani bu sene yarım sezon yine kendini göstermiş. Önümüzdeki sezon bence asıl etkisini göstereceği sezon olacak. Yani evet, belki çok ciddi manada spor etkisi yapar önümüzdeki sezon.
Evet, alışma dönemi falan diye düşünüyorum. Ben de biraz da belki o yüzden dedim hocayla falan. O zaman Bulgaristan'a geçelim. Aydın, seni de bekletiyoruz biraz. Burası senin alanın. Kısaca zaten çok konuştuk Bulgaristan'ı da. Sen genel bir toparlasana Bulgaristan'ı. Yok abi ya şey dedi zaten yani bizim Balkanlarla ilgimiz senle benim yeri kadar da yetişemiyoruz. Bulgaristan'da Ludogorets 10. kez şampiyon oldu zaten. Yani paylaşmıştık. Birinci yıldızını taktılar. Onlarda da düşenler Montana'yla kim olmuştu ya? Ether Yani düştü. Ether oldu. Evet, Ether düştü. Vrasta ligde kaldı. O artı iki takım daha belli değil. Öyle bir işte ligin iki takımla fazla oynama durumu vardı. Onda belirsizlik var. Onun dışında Bulgaristan zaten her hafta zaten genel olarak konuşmaya çalışıyoruz. Yani çok söylenecek bir şey yok. Ama bu sene işte şu var. CSKA Sofia Antalya'yı satacak gibi görünüyor. Zaten şeyi vardı. Sol gitti. Bir yatırım gelecek gibi görünüyor. 5-6 milyon euro gibi paraya gelmesi bekleniyor. Leski de satışı gündemde. Onlar da yakında satılırlar takım olarak. Orada belki bir Ludogorets'e seneye bir farklı bir rakip gelebilir. Lokomotiv Plovdiv zaten iyi futbol oynuyor. Yani en iyi futbol oynayan takım bize göre. Arda kendi çapında iyi top oynuyor. Yabancısı kalmadı. İki tane yabancı vardı. Onları da gönderdiler bu ara. Onlar da işte Sparta'yı tutacaklar mı? Bir de şeyi söylemeden geçmeyelim. Arda da tarihinde işte ikinci kez mücadele ettiği birinci ligde şey gitti. Direkt Avrupa'ya katıldı. Konferans liginde. SSK Sofia, Lokomotiv Plovdiv ve Arda Konferans Ligi ikinci elemeden katılacaklar. Orada Kırcal için yani bir kasaba için hem bir motivasyon hem bir para demek belki de bir tanıtma demek. Yani Arda için iyi olduğundan çok memnun oldum. Herhalde bayramda bir ekip olarak Arda maçına gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım denk gelirsek ilk maçlar orada olursa. Bulgaristan'da bu İnşallah. kadar sabrı abi şu an. Evet. O zaman oradan gelelim Hırvatistan'a. Bu bulutun alanı biraz daha ama gene konuşacağımız şeyler var. Dinamo Zagreb burada şampiyon 85 puanla. Osijek 77, Rijeka 61 puanda. Burada Hajduk Split bayağı gerilerde kalmış. 60 puanda. Emre Ertan, sizin var mı bununla ilgili buralarla? Abi şimdi başlayalım. Dinamo yaklaşık bunlar da 10-11 yılda sürekli şöyle şampiyonluğu 1-2 yıl önce Rijeka'ya galiba kaybetmişlerdi. Osijek'in bu sene bir çıkışı var. Rijeka zaten standart bir şekilde takılmış yine 3. Hajduk çok düşüşlerde burada. Hajduk Tudor'dan 2-3 yıl önce duymuştum gazeteler yazıyor. Tudor bütçe falan istemişti Hajduk'tan. Vermemiş yönetim. O yüzden düştülerde. Ben bir Bir de şey söyleyeyim Sabra buradan. Rijeka son 16 yılda 15 şampiyonluğunu almış. Şeyin Ertan'ın dediği bir 16-17 sezonunda bir kere bir Rijeka girmiş. Onun dışında hepsi Dinamo Zagreb'in yine. şampiyonluğu var. Yani 16 yıldır 15 tane şampiyonluk. Yani full dominasyon neredeyse. Ben Emre'ye şeyi sormak istiyorum. Ya bir Umut Nayır'ın 6 golü var. Hajduk Split'te. Bir de bu 22 golle bir Ramon Mieres var. Evet. O Osijek'te. Bunu Emre takip ediyor bunları. Bunları nasıl buluyor? Bir de genel olarak bizi ligde değerlendirirse iyi olur. Tabii ki de abi. Bu Ramon Mieres aslında daha önceden İstra'da forma giymişti. Orada da yine kendini göstermişti. Bu sene Bielica'nın oyununda çok ciddi aslında payı olan oyunculardan biri. Skor bazında da oyun bazında da zaten satın aldılar. Yaklaşık 2,5 milyon euro gibi bir bedelle satın aldılar Alaves'ten. Yani bu sene aslında Umut Nayır'ı da yakından inceleme fırsatı buldum. Umut Nayır bence ilk senesine göre iyi bir performans sergiledi. Ya bana kalırsa iyi bir performans sergiledi. Çünkü aslında Hırvatistan sanıldığı kadar kolay bir lig değil. Türkiye ile benzer noktası şu. Burada da çok pivot profilli oyuncular tutuluyor. Yani pivot santrafor çok tutuluyor. Umut'u da bu yüzden aldıklarını zannediyorum. Umut bu sene yaklaşık 1700 dakika süre aldı. Özellikle sonlara doğru daha iyiydi bana kalırsa. Yani biraz ilk başlangıçta gerek o maç temposuna alışmakta sıkıntı yaşadı. Doğru söylemek gerekirse ilk başta bir alışma sürecine girdi. Sonra alıştıktan sonra hem oyuna hem skora daha iyi etki vermeye başladı. Biraz geç açıldı ama tam açıldı bence. Orada devam edeceğini yani sanmıyorum. Onun bir opsiyonu vardı sözleşmesinde. Eğer 20 gole etki etseydi 400 bin euroluk zorunlu bir satın alma opsiyonu vardı.
Hayri kullanmayacak gibi. Çünkü önümüzdeki sene yeni sportif direktörleriyle bir yapılanmaya gidiyorlar. Yeni teknik direktörü getirdiler. Farklı bir yapılanmaya gidecekler herhalde. Umut'u tercih edeceklerini pek düşünmüyorum. Daha gençleşme yolunda adımlar atacaklardır. Öyle yani. Bir de Osijek'e değineceğim. Bielika'ya değineceğim aslında. Bielika Fenerbahçe'de çok adı ciddi bir şekilde anılmıştı. Ben de çok destekliyordum yani. Ülkemize gelmesini çok istiyordum. Çünkü doğru profilde bu ülke için. Gittiği her takıma olumlu anlamda etkisi oldu. Mesela bu sene Osijek'e oynattırdığı futbol Osijek'in büyüklüğünü geçti yani. Çok ciddi söyleyebilirim bunu. Yani kulübü de aştı bu oyun. Şampiyon olmalarını istiyordum ama Dinamo Zagreb gerçeği de var. O Tottenham'ı işte yendiler çok iyi bir şekilde. Ondan sonra ben hani toparlanmalarını bu kadar çabuk beklemiyordum açıkçası. Böyle oranın yorgunluğuyla böyle sendelerler diye düşündüm. O geçiş sürecini iyi yaptılar, şampiyon oldular. Yani Dinamo'nun yani daha uzun bir süre daha ben Dinamo'dan başka şampiyon çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle bir kulüp ki yani istediği her oyuncuyu alabiliyor. Öyle bir profil yani. Ben uzun süre daha oradan farklı bir kulübün şampiyon olacağını düşünmüyorum. Evet. Osijek'in şu yaptığı şampiyonluk kadar büyük bir olay. İkinci ligde bitirmek. Üstelik kafa kafaya gittiler son ana kadar. Evet abi. Ertan geldik senin oralara. Makedonya'ya. Evet burada Skendija mı? Nasıl okuyacağız? Şikendi ya. Skendija 75 puanla zaten almış başını gitmiş zaten. Skupi 59. Hani ben burada bu şeyi görüyorum. Vardar bu Fenerbahçe'nin bedduası mı tuttu? Ne oldu bunlar acaba? Niye böyle düşmüş bunlar ya? Küme düşmüşler. Abi Vardar'ın küme düşmesi yani yalan olayı valla. Vardar Fenerbahçe ile karşılaştıkları zaman bunları bir Rus finanse ediyordu. Adam Fener maçına ilk defa playoff maçına Avrupa Ligi için playoff maçı oynuyordu. İlk maça Vardar ev sahibiydi. 50 avro kartalar yapmıştı. Yani bütün Üsküp şeyi göstermişti, tepki göstermişti başkana. Ondan sonra başkan istifa edip bıraktı. Vardar o seneden bu yana hep geri, bu senede sadece Makedon oyuncularla küme düştüler. Alt yapıdan oyuncularla. Şey var bak burada Pandev'in takımı değil mi bu Akademiya Pandev? Aynen abi. Pandev destekli bir takım abi. Alt yapıya çok önem veriyor. Yani sponsor olarak atamış kendini. Şu yani Usturmuca'da da mı bilmem tam nerede bu takımın şeyi. Pandev destekliyor takımı. Yani iyi gidiyorlar. Sürekli 6. 7.likle yani büyük yukarılara pek çıkamadı. Sanırsam bu yıl Emre Atalı biliyor musun bu şeyde kupada final mi oynadılar bunlar? Pandev'in takımı, Akademiya. Pandev. Abi galiba yani. Tam hatırlamıyorum. Dur bir bakayım. Galiba final oynadılar, kazandılar diyebiliyorum. Ama yanlış da olabilirim. Skendiya bu nasıl bu takım? Abi bunların başkanları çok zengin. Yani Skendiya'yı bana 30 kilometre uzakta Skendiya'yı Vardar'ın da olmayışı yani Skupi'de bir yere kadar direnebildi. Struga Trimlum zaten alt yapılı bir takımla başlamıştı. Şimdi yeni oyuncular kattılar onlar da. Skendiya bayağı bir farkla şampiyonluğa ulaştı. Skupi iyi başladı sezona. Yani geçen sezon takımlarında takım kaptanı oynayan oyuncular antrenör dönemini başladı Skupi'de. İlk 5 hafta kötü sonuçlarla Ümit Kanan'ı getirdiler. Ümit Kanan da bunları zirveye kadar ulaştırdı. Sonra ne bileyim ne sebepten dolayı yoksa Beyaz TV'de mi geçti yoksa Beyaz TV'ye mi geçti? Bıraktı Skupi'yi. Ondan sonra Hasan Özer diye bir Türk antrenörle devam ettiler. Sonra o da bıraktı. Şimdi bir Makedonla Ümit Karan daha önce de çalıştı değil mi ya? Orada aynı takımda mı çalıştı? 2-3 yıl önce de çalıştı burada. Bu sene de tekrar geldi. Onun bağlantıları var demek o tarafta yani. Vallahi Gerçi Türkiye'de de... zaten Skupi birkaç Türk şirketi finanse ediyor abi. O zaman onlar getirdi onu zaten yani demek ki o Aynen, Ümit Karan. aynen. Oradan da gelelim. Karadağ'da da Budoknoş
burada şampiyon oldu. Podgorica burada şampiyon oldu. Bu tarafla var mı bağlantıların Emre? Abi vallahi açık söylemek gerekirse bura benim en az izlediğim lig olabilir. Orası o zaman biraz daha belki bulut gelince ona sorarız o tarafları. Onlar zaten Buduknost almış başına gitmiş orada 85 puan. İkinci 57 puan da Suceska takımı. O zaten abi Balkanlarda genel olarak bir takım en az 5-6 yıl ard arda şampiyonluk yaşıyor. Yani sebebini bilmiyorum. Diğer takımların yatırımcıları mı ne sebepten dolayı bilmiyorum ama işte Zagreb örneği, Kızıl Yıldız, Ludogorets, Vardar'da küme düşmeden önce şu Buduknost, Zrinski, yani bunlar her sezon direkt şampiyonla oynuyor ve hatta bu haftalarda şampiyon oluyorlar. Kosova'da Pristina şampiyon orada. Evet. Bu tarafla ilgili var mı? Var abi. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kosova'da şampiyon olan Pristina'nın antrenörü Zekeriya Ramadani diye bir adam abi. Ve bu adam son 4 sezonda 3 tane ligin son 4 sezonunda 3 tane kupa kaldırdı. 5 sezonunda 3 tane kupa kaldırmış. Yani winner bir hoca aslında oralar için. Bu Pristina'da da çok başarılı bir dönem geçiriyor. Bir de aslında ligin ilk başlarında böyle ortalarına doğru Balkan ili şey arasındaydı bu yarış. Yani daha çok Pristina arasında gidip geliyordu. Arkadan da Drita zorluyordu biraz. Sona doğru işte abi bu Balkani hoca ile yollar ayırdı. Ondan sonra zaten hocası Giuliani'ye gitti. Balkani biraz düşüşe geçti. Yani aslında burada en göze çarpan bu Zekeriya Ramadani, yani yine 3. kupasını kazandı. Teknik direktör etkisi var diyorsun direkt. Burada evet. Da yakın gitmişti abi. Balkani 74, Drita 76, Pristina 78. Evet. Bayağı yakın gitmiş, aynen öyle. Yani birkaç puanla şampiyonluk gitmiş burada. O zaman Romanya'ya gelelim. Romanya'da bu senenin şampiyonu Cluj, bu Becali'nin Steaua Bucureşti olamadı şampiyon. Emre, sen oraları da takip ediyorsun. Tweetler atıyordun, evet, orayla ilgili. Yani abi şey, Romanya'nın bu lig olayı çok karışık ya. Yani bu şampiyona grubu falan böyle bayağı birbirlerine geçiyorlar yani. Bir yerden sonra takip etmek çok zor oluyor. Yani şöyle bakmam gerekirse bu Steaua Bucureşti işte baktığım zaman ekonomik anlamda rakiplerine göre çok önde. Çok öndeler yani. Bir de kadro kalitesi olarak da öndeler bana kalırsa. Ama onlar da şey mesela olur olmaz hatalar yaptılar bu sene. Yani mesela Cluj baktığımız zaman FCSB'den yani Steaua Bucureşti'den daha mı güçlü? Bence değil ama rakiplerinin eksikliğini çok iyi değerlendirdiler. Mesela geçen sene de yine şampiyon oldular. Orada da çok doğru hamleler yaptılar. Yani Romanya Ligi böyle çok şey bir lig. Aslında bakarsak nasıl bir lig? Böyle fazla diğer Balkan liglerine göre böyle fazla kadro kalitesi olan değil de bir yerde işi daha doğru yapan götürüyor bu işi. Mesela Hırvatistan'da Dinamo Zagreb her sene oluyor. Adamların kadro kalitesi çok yüksek. Ne oluyor? Haliyle bir yerden sonra çok avantajlı bir konuma geçiyorlar. Burada öyle değil. Burada Cluj doğru hamleyi yaptı. Öne geçti. FCSB'nin daha iyi bir kadrosu var. Daha çok imkanları var. İşte başkanları Becali falan bayağı eli zengin bir adam. Burada işte son haftalara doğru biraz bayağı bir kötü gittiler. Özellikle o şampiyona grubunda yenilmemeleri gereken. Mesela Sepsi'ye yenildiler. Gittiler Klinçeli'ye puan kaybettiler. Yani çok düşük profili takımlara puan kaybettiler. Cluj da arkadan gelip aldı yani şampiyonluğu. Şimdi şey mi var onlarda? Bizim Şumudika ile mi anlaştılar? Evet abi, Cluj Şumudika ile anlaştı. Evet, Şumudika döndü dolaştı. Yok Araplara gideceğim, yok oraya gideceğim, buraya gideceğim. Kayseri'ye biraz yanlanıyordu. Çok seviyorum işte Kayseri'yi ama demek ki istediği parayı alamadı en son. Şumudika'ya sever oralarda abi. Efendim? Şumudika'ya sever oralarda. Kendi ligi. Evet, kendi ligi. Değil mi? Bizim ligde bayağı tutundu. O Türk de oldu. Türk vatandaşı kimlik aldı galiba o.
En son öyle bir durumları vardı onun. Ama işte Şumidika Sabri Kreş'e de şey geçti. Sabri abi de Dekali ile anlaşamadılar. Zaten Emre'yle konuşmuştuk biz ya. İki deli biraz yani tabiri Evet caizse abi, hiç olmazdı anlaşamazlardı ya. orada. Bekali zaten yani belli bir profili şov seviyor. Şu müzikada öyle bir profil. Zor olurdu. Yani bir de şu diyeceğim Sabri abi. Playoff'la şampiyonu kaybetmek de çok zor olsa gerek ya. Yani önde bitirmiş Sabri Kreş ama playoff'larda düş. Bayağı fark açmış. Biz kaybetseydik herhalde ben çok üzüldüm. Yani ben playoff sistemine başından beri çok sıcak bakmıyorum. Senin bu yorumunu alayım bir de Emre'ye şey sorayım. Ya bu Tanasa var, Deniz Mann var. Bir de Olimpi Molutan var. Yani bu Starbucks'te veya Romanya'da çok yani hatta iki tanesi şu an Parma'da oynuyor çocukların. Evet. Yani çok böyle alttan gelen yetenek var. Bu bayağı bir yetenek çıkıyor galiba orada. Evet evet abi şöyle söyleyeyim. Ya bir de yani yetenek olarak zaten denilecek söz yok. Her sene böyle çok ciddi oyuncular çıkarıyorlar. Ama bir de benim anlam veremediğim şu var abi mesela Steaua Bükreş ile ilgili. Mesela bunlar çok genç oyuncu çıkarıyorlar. Ama şunu tercih etmiyorlar mesela. Hani ben ne kadar çok bu sirkülasyonu döndürürsem o kadar çok kazanırım derdinde değiller mesela. Adamların orta saha rotasyonuna bakıyorum. 9 tane oyuncuları var orta saha rotasyonlarında. Hani bir yerden sonra döndürmüyorlar da öyle bir dertleri de yok. Mecbur işte zaruriyetten çıkıyor. Mesela gittiler Deniz Mann'ı gönderdiler. Alttan Popescu'yu çıkarttılar. Mesela çok da parladı bu sene. Yani aslında zorunda olmadıkça çıkarmıyorlar. Ellerindeki kaynakları biraz kullanmasını bilmiyorlar. Yani zorunda olmadıkları halde çıkarttıkları ortada. Bir de bunu bir süreklilik haline getirseler çok ciddi bir kulüp olurlar yani. Aradaki farkı bayağı bir açarlar. Popescu'nun bizim Popescu ile bir alakası var mı peki? Yani yeğeni veya oğlu mu? Bilgin var mı? Abi bildiğim kadarıyla yok yani. Evet, onların genç jenerasyonu da çok iyi. Yani Hacı, yani Sacı filan var. Tabii Ondan onlar da sonra var evet doğru. o geçen onlar işte 2 sene önce falan mıydı ya? Avrupa Şampiyonası, o genç milli takımlar şampiyonası da bayağı Fransa, İngiltere falan yenerekten final falan oynadılar. O kadro çok İyi bir kadro. Yani alttan iyi oyuncular geliyor tabii Romanya'da. Onları da işte izleyeceğiz, değerlendireceğiz. O zaman devam edelim oradan. Sırbistan, Kızıl Yıldız. Burada şampiyon. Burayla ilgili konuşalım biraz. Abi burayla ilgili benim net olarak söyleyebileceğim şey Dejan Stankovic olur. Yani şöyle söyleyeyim, bana kalırsa çok elit bir hoca olacak ilerleyen zamanlarda. Bu sene Milan'ı eliyordu. Yani çok Pankow'un kendi kalesine attığı gol olmasa Milan'ı bildiğimiz eliyorlardı yani. Öyle bir raddeye geldiler. İşi öyle bir raddeye getirdiler. Zaten baktığımız zaman abi 108 puanla şampiyon oldular. Yani çok ciddi bir dominasyon aslında bu. Mesela Partizan da çok ciddi bir galibiyet serisi yakaladı. 18 maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar. Ama önlerindeki rakip öyle bir rakip ki yani abi. Çok böyle Avrupa'nın en dev kulübüne kafa tutuyor resmen. Yani öyle bir kulüp. Bir yerden sonra etkisi olmadı haliyle. İşte bu galibiyet serisinde de şey sonlandırdı yine. Kızıl Yıldız sonlandırdı. Yani çok ciddi bir dominasyon bu. Başlarındaki teknik direktör yani Dejan Stankovic de futbolculuğu da çok iyiydi bildiğim kadarıyla. Yani çok övgüyle bahsediliyor. Teknik direktörlüğü de bence o kadar iyi olacak. Yani 108 puan çok büyük bir şey ya. Yani onların bir de az yenilgi vardı. Birer ben istatistik şu an aklımda değil de yani o 108'i alırken çok, çok büyük dominasyon dediğin gibi. Yani birkaç maç mı Abi yenildiler? Acayip çok gol 3 attılar. beraberlik 3 beraberlik 0 mağlubiyet Sabri abi. Yani 114 atmışlar 20 yemişler. Artı 94 averaj. Partizan 94 puan. Sonraki Çukaraçki 74 puan. O kadar yani fark var ki üçlü arasında mesela zirveyle zaten diğerleri çok geride. evet, çok ya, yani artı 94 averaj yani. Acayip Millet o abi. kadar gol atamıyor Çukaleski oynadıkları maç kadar puan farkı atmışlar abi. sezonda. Vallahi. Doğru diyorsun. O zaman Ertan var devam mı bir şeyler? edelim. Ertan'ı sorarım istiyorsan var mı? Sırbistan'a ilgili bildiği. O yakın ya Abi, oraları. ne söyleyelim ki? Kızıl Yıldız işte göstermiş olduğunu ortada. 114 gol atmış, 20 gol yemiş, 108 puan. Milan'la kafa kafa oynamış takımdan ne söyleyebiliriz ki başka? Evet.
Slovenya'da Mura şampiyon olmuş. Yani Slovenya'yı alalım mı Balkanlara, biraz alalım. Yarım Balkan diye. Yarım Balkan, evet. Maribor'la onlar kafa kafaya bitirmişler. Mura 63, Maribor 63 puanda. Olimpia 59 puanda. Üçüncü olmuş. Orayla ilgili varsa söylemek istedikleriniz. Abi şöyle. Birkaç... Orayla ilgili. Aslında son maça kaldı yani şampiyonluk burada. Maribor'la Mura son maça geldiler. Mura kazandı 3-1. Tarihlerinde ilk kez şampiyon olmayı başardılar. Daha önce kupa falan kazandılar ama ligi hiç kazanmamışlardı. Son maça geldiler. Son maça da kazanmayı bildiler. Bir de yani hani bana kalırsa yine sürpriz şampiyon. Yani kadro kalitesi olarak diğerlerine kıyasla çok daha geride bir takım. Daha böyle mütevazi kadrolara sahip bir takım. Yani onlar da mesela baktığımız zaman böyle skor yükünü direkt çeken bir oyuncuları yok. Bunlar çok takım oyunu oynadılar bu sene. Yani çok doğru bir futbolla sahada mücadele ettiler. Ve o son süreci de iyi yönettiler aslında. Mesela Maribor çok ciddi puan kayıplarında bulundu. Yani son çok heyecanlıydı ama Slovenya'da yani. Bildiğin son haftaya kadar geldi. Şampiyonluk maçında Mura kazandı. Şampiyon oldu. Abi güzel hikaye olmuş. Değişik işte. Olimpia Ljubljana'yı ilk haftadan beri takip ettim yani. Son 5-6 haftaya kadar liderdi oralarda. Maribor arkasından geliyordu. Mura hiç planda bile yoktu. Mura son 5 mi 6 haftada hem Maribor hem Ljubljana'yı yenip öne geçti. En güzel şampiyonluk öyle şampiyonluk ya. Onların taraftarı bayağı mutlu olmuştur yani. Ezeli rakiplere, ezeli demeyelim de hani üstündeki rakipleri yenerekten şampiyon olmak da güzel. Peki son olarak da aslında bizim Gökhan'ın ilgi alanı Yunanistan. Aynen onu diyecektim. Gökhan abi tam Pavakon'un ligi zaten de o yok şu an. Evet. O Yunanistan'a falan gidiyordu onlar. Güzel bir tayfası vardı onların. Bu pandemiden dolayı biraz ara verildi. Orada da Olympiakos şampiyon. Orada da şey var ya, bu playoff durumları var. Yani ben sevmiyorum playoff'u işte. Oraya da konuşalım, birkaç cümle orayla da edelim istiyorsanız. Yani abi, orada da aslında Hırvatistan'ın bir benzer durumu var yani. Olympiakos olayı var. Acayip bir kadro kalitesi var. Yani şöyle söyleyeyim. Ona en yakın kadro kalitesi işte PAOK'ta var. Onlar da bu sene biraz çalkantılı geçirdi. Teknik direktör değişikliği falan. Önümüzdeki sezon içinde Lucescu'nun oğluyla anlaşmaya vardılar. Razvan Lucescu'yla. Önümüzdeki sezon daha iyi bir yerde olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü Razvan Lucescu ikinci gelişi bu PAOK'a. İlk gelişinde bayağı bir iyiydi. Sonra zaten Arabistan'a falan gitti. Önümüzdeki sene Yunanistan daha çekişmeli olur tahminen. Hani ben yine Olympiakos'un şampiyon olacağını düşünüyorum ama hani kalkıp da böyle bayağı bir puan farkı atamaz herhalde. Yani Hırvatistan'ın bir benzer durumu abi. Olympiakos yani. Orada çekişmeli olacak. Olympiakos. Taraftar da olacak çünkü. Daha da çekişmeli olacak. Şimdi ben Yunan Ligi dediği zaman benim aklıma sağ içi gelmiyor. Benim aklıma sağ dışı geliyor. Yani maç öncesi, tribünler. Yani Yunanistan Ligi'nde bunlar var. Hatta geçen sene miydi ya? Şimdi Gökhan dinlediği zaman bizi şey yapar, sizi belki aklınızda vardır. Bir PAOK şampiyonu olduğunda başkanı mı girdi sahaya? Silahla milahla bir sıkıntılar olmuştu hatta. Öyle bir durumlar aklımda var. Şu an takımlar aklımda değil hangileri ama bir tane takımın başkanı geldi sahaya elinde silahla bastı hakemlere. Hakemler sahaya maça çıkamadılar. Bir sürü olaylar yani Yunanistan Ligi dendiği zaman mevzular. Ligi. O zaman sanırım Ayak'la son maçta Pauk'un bir golü mü sayılmadı? Ne oldu? Galiba Ayak orada şampiyon oldu. Evet öyle bir durum oldu değil mi? Yani Pauk başkanı girdi bir sayılmadı mevzular filan. Yani hatta işte kafasına bir şey atıldı. Teknik direktör yere düştü. Maç ertelendi. Böyle bir olaylar oldu yani o son maçlarda. Olaylardan diyelim o zaman biraz tribün konuşalım, futbol konuşalım, Makedonya'yı konuşalım. Ertan sen bize anlatsana o tarafları, arkadaşların da sana belki soruları vardır. Biraz daha artık öyle geçelim oralara. Abi burada Makedonya'da 3-4
tane kulübün taraftar grupları var. Skupje, Skendia ve Vardar. Diğerleri az sayıda da olsa bir şeyler vardı ama çok o kadar çok değil. Skupje ile Vardar ezeli rakipler. Yani Galatasaray Fenerbahçe arasındaki. Üstelik bunların tek bir üst klasmanı da bir tarafı Müslüman, diğer tarafı Slav. Yani evet, orada öyle de bir muhabbet var demek. Abi yani benim git Skupje Vardar maçına her sezon gidiyorum yani tribünler açık olduğunda. Yani değişik maçlar oluyor. Yani benim bildiğim Vardar'ın 90+2'de gol atıp tribüne çıktığı, Skupje'nin Vardar kalecisinin Skupje tribüne çıktığı olaylara şahit olmuşluğum var. Yani değişik bir durumlar var burada. Evet, zaten Balkanlarda hani podcastlerde yeri geldikçe hep konuştuğumuz bir şey. Yani bizim Balkanları sevmemizin nedeni de biraz da o. Tribünler güzel oluyor. Abi, ateşli oluyor. Maçlardan çok tribünler konuşuluyor burada. Tabii işte tribünlerle. Ha, bu arada şey aklıma geldi ya, Avrupa Şampiyonası, bak soracaktım sana. Nasıl hava? Onlar da Avrupa Şampiyonası'nda, Makedonlar. Avrupa'da da iyi ya. Ya herkes bir umutla dolu bakıyor yani. Çok fazla olmasa da yani bir oyun kalitesi, bir reaksiyon bekliyorlar Makedonlardan. Emre, sen onlardan bir sürpriz diyordun bir ara. Olabilir abi, şöyle diyorum. Söyleyeyim. Yani öyle bir inandım ki, bir de çok yakından takip ettim Makedonya'yı. Yani herhalde yani bana o gruptan hani 6 puan gibi bir puanla lider çıkabilecekleri gibi geliyor. Çünkü abi şöyle, teknik direktörleri Igor Angelovski, çok ciddi bir oyun pratikleri var. Yani çok sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Yani çok böyle kolay lokma gibi gözüküyor. Ama mesela Almanya'yı da yendiler abi 2-1. Böyle çok kolay lokma gibi gözükse de çok sıkıntı çıkartmaya meyilli. Bunu dememin sebebi de şu. Bu gruptan lider. Tabii bu bir beklenti aslında. Yani olmaya da bilir. Bir kere orada o gruptaki Hollanda bu sene vasat. Yani biz onlara karşı da oynadık. Çok belli oluyordu zaten. Eski Hollanda değil yani. Bir Koeman Hollandası değil. Yani zaten teknik direktörleri de vasat. Avusturya ve Ukrayna. Avusturya da çok formda bir takım değil. Ukrayna da keza başladığı gibi değil. Hani ben Hollanda'yı yenemeyeceklerini düşünüyorum ama Avusturya ve Ukrayna'dan alacakları puanlarla grubu lider bitiremeseler bile ben çıkacaklarını düşünüyorum Makedonya'nın. Makedonya'da mesela Pandeve var. Çok ciddi bir efsane zaten. Çok böyle mütevazi bir kadrosu var. Ama oynadıkları oyun çok sıkıntı çıkarabilecek bir oyun. Umarım çıkarlar yani. Çok da güzel bir sürpriz olur bence. Evet, inşallah çıkarlar. Dediğim gibi. Ya ben bir de hikayesi olan takımlar yani burada çıktığı zaman bayağı konuşulacaktır mesela. Güzel de hikayesi olacaktır yani Makedonya'nın o gruptan çıkması. O grupta gönlümüz onlarla yana. Ben de onları isterim çıkmalarını. Baktığın zaman Avusturya, Hollanda, Ukrayna. Çıksın ya, Makedonya çıksın yani. Ukrayna çıkacağına Makedonya çıksın abi. Evet. Aynen öyle. Peki Galatasaray maçlarına nasıl orada bakış? Yani halk Türkiye'ye nasıl bakıyor? Hangi takımı daha çok tutuyor? Makedonya'da. Abi Galatasaray her zaman her yerde basar. Yani biz de tabii Avrupa'da dediğin zaman Galatasaray gibi geliyor da şimdi Fenerler bizi dinleyenler ya öyle değildir falan diyeceklerdir mutlaka ama sen tabii yerinden bildiriyorsun. Abi ama burada rekabet var yani, Fenerleri de var, Beşiktaşlar, hatta Trabzonlar da var. Yani aramızda şöyle konuşma, derbi maçları, şeyleri, tartışmalı pozisyonlar, onlar bunlar. Türkiye gibi düşünün abi buraya da. Yani Türkiye'de yaşanan derbi günleri, hava, inanç, tutku, şey aynı Makedonya'da da yaşanıyor. Yayınları nasıl izliyorsunuz? Abi yayınları Digiturk'ten izliyoruz. Hı hı. Beyin Sport, orada da şey var ya yani uydu yayınlarıyla ya da oranın yerel kendi şey var mı? Bizim lig çünkü Makedonya'da yayınlanmıyordur. Türkiye yayınlanıyor abi. Spor kulübü biliyor musunuz? Sırpların bir kanalları var. Spor kulüp diye. Ben biliyorum. İşte onlar da yayınlıyor maçları. Ama biz Türkçe dinliyoruz. Yani Digiturk üyeliği, evet. Var kahvelerde. Erdan maçlara geliyor musun galiba?
Abi deplasmana hiç yapamadım. En büyük hayalim deplasman, hiç yapamadım. Ya senin yaptın deplasman aslında. Makedonya'dan Samiye'ne gelmek de bir deplasman. Aynı şey ama ben ev sahibi diye geliyorum abi. Deplasmana çıkarız. İnşallah kısmetse yaparız yani bir deplasman. Bu ligler açılırsa hani statlar açıldığı zaman taraftara. İnşallah onu da yaparız. Umuyorum Eylül'den sonra statlar %30-%40 oranında seyircili başlar diye düşünüyorum abi. Tahmin ediyorum. Evet inşallah. Arkadaşlar var mı Erdoğan sorularınız aklınızda olan merak ettiğiniz o tarafla ilgili? Benim bir sorum olacak abi. Bu sene yani aslında Makedonya'da böyle çok göz önünde olmayan ama çok aslında kendi imkanlarına göre iyi bir iş başarmış ekip var. Struga mesela. Yani Struga ben çok merak ediyorum yani. Bu adamların hani imkanları ne? Hani yönetim bazında mı çok şey hani böyle ne yaptılar da yani bu kadar üste çık? Yani bu sadece saha içinde oynadıkları oyunda açıklanamaz bence. Abi Struga benden 100-150 kilometre uzakta hiç yani hiçbir maçını izlemedim. Yani ne televizyonda ne de canlı olarak. Ama Struga'da çok Arnavut var. İşte birkaç arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre yani altyapıdan çıkan oyuncularla yani bunlar 3. ligden geldiler. 8-9 yıl önce bizim köyde 3. ligde oynuyordu. Bunlarla aynı o zaman deplasmana gitmiştim buraya. Oradan da yani 17-18 yaşında gençler oynarken bizim 25 yani paralı oyuncular onların hepsi gençtiler. İşte o kadrolar şeyler bugün gelir. Bu arada Bulut da geldi aramıza. Yayınımız böyle interaktif yayın oluyor. Hoş geldin Bulut. Hoş bulduk abi, nasılsınız? Bizler iyiyiz. Biz bayağı bir Balkanları konuştuk böyle. Şimdi Ertan'la da biraz Makedonya'yı falan konuşuyoruz. Sen en son Bulgaristan'daydın. Nasıl orada abi, havalar? Abi Bulgaristan'da her şey bildiğiniz gibi aslında. Yani siz de biliyorsunuz Bulgaristan'ı. Hava temiz, güzel ama Bulgaristan'ın kendi doğal yapısı futbol için hep aynı şekilde devam ediyor. Aynı tas aynı hamam devam ediyor. Futboldan haber verecek olursak bu şekilde. Evet, Arda'nın bu durumu nasıl konuşuluyor taraflarda? Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Arda büyük bir sükse yarattı. Ben biraz Leski kanalını biliyorum. Bulgaristan'da şu an hakimim daha çok. Oradaki hava bile, Leski içindeki hava bile Arda'ya karşı çok olumlu bir bakış var Bulgaristan futbolunda. Büyük bir sempati kazanmışlar Bulgarlar açısından. Aynı zamanda Bulgaristan'da yaşayan Türkler açısından zaten çok büyük bir sempatileri vardı. Bulgarlar açısından da çok büyük bir sempati kazanmışlar. Yani çok garip geliyor bana. Bulut renklerinden olabilir mi? Efendim abi? Renklerinden dolayı olabilir mi Leskin'in Arda'ya karşı sempatisi? Yo hayır. Leskin'in Bulgarlar açısından bile sempati kazanmışlar yani. Şey vardı Bulut, yani son maçta Sabri abi dinlemişler. Ben podcast'a bakmıştım. O Karacov'un bir açıklaması vardı yani Arda Bulgaristan'ın geleceği diye. Orada bir Karacov'un işte hem yapılanma olarak hem taktik olarak veya işte hoca olarak çok iyi bir ekip olduğunu 11 tane Bulgar oynadıklarını söylemişti. Yani herhalde o biraz da etkili olmuştu yani böyle işte onlar hep önceden Türkiye bakarlardı. Şimdi o kupa maçında 11 tane Bulgar'la çıktılar. Gayet de yani kendilerine göre çok iyi top oynadılar yani Arda kapasitesinde. Onlar herhalde oradan şey yapıyorlar yani böyle işte kadrosu yok veya şey yok ama bir top oynuyor Arda. Dördüncü bitirdi ligi. Kupaya da final oynadı. Avrupa'ya gitti. O yüzden olabilir yani. Bir şeyler yıkmak açısından belki bence de önemli olmuş o. Yani evet. Bulgaristan çünkü hep kırcal. Hem köylü diye bakarlar hem de Türk diye bakarlar. Yani onlar biraz daha böyle aşağıcı gözle bakarlar diğer bir şeylerde. Yıkma açısından belki de önemli oldu. Bence de abi yani sivrilen bir takım oldu yani. Özellikle ligde bir şeyleri yıkacak bir takım gibi görüntü verdiği için bence Bulgarlar da buna destek çıkıyorlar. Hatta sempati duyuyorlar. Sonuçta Razgrad'da da çok büyük bir Türk nüfusu var. Ama Razgrad içinde biz biliyoruz ki Arda taraftarı Razgrad taraftarından biraz fazla gibi. Şey Levski taraf, sen biraz Levski'ye daha ilgilisin dediğin gibi. Yani oradan haberler var bize ya. Biraz transfer haberi falan versene mi ötüyorlar diyorlar. Abi Levski'de büyük bir atılım var bu hafta. Ayın 11'inde çok şey belli olacak.
Yani Levski'nin hedefleri orta sıra ve üstte oyu oynamak. Ama bu atılım ayın 11'inde net kesinleşecek. Hatta CSK'dan 1-2 oyuncuya talipler şu an. Oyuncuların adları belli değil, ben bilmiyorum. Ama CSK'dan bir sol bek, bir de orta saha pozisyonunda bir oyuncuya talip olduklarını duydum. O zaman parayı buluyorlar demek yani. Evet abi, iyi bir yatırım alıyorlar. Yani Bulgaristan şartları için iyi bir yatırım. Biz Türkiye'de biraz komik gelebilir. Evet, bizim Türkiye fiyatına baktığın zaman biraz komik gelebiliyor tabii. Yani doğru diyorsun. Bulut, senin takip ettiğin Hırvatistan vesaire ile ilgili var mı söyleyeceklerin? Biz oraları geçtik ama belki senin de ekstra vardır yani o taraflardan. Abi siz konuşmuşsunuzdur. Ben biraz geç kaldım. Mal almam gerekiyordu birkaç yerden. Şimdiden hepinizden özür dileyim. Geç kaldığım için. Onun dışında şimdi, Hırvatistan ve sözünü keseceğim de. Mal derken onu açarsan yani yanlış anlaşılmasın. Abi yani deterjandır, temizlik malzemesidir. Onu geçeyim, tahtadır, şeydir falan. Öyle şeyler almam gerekiyordu yani. Başka şeyler de var. Abi benim de yani daha çok Sırbistan hakkında konuşabilirim biraz. Hırvatistan hakkında da şunu söyleyeyim. Hırvatistan'da bu sene benim gördüğüm güzel bir değişim var. Lig genelinde söylemek istiyorum. Tempo en azından biraz daha Avrupa futboluna yaklaşmaya başladı. Daha önce çok büyük farklar vardı. Orta sıra takımları sanki son sıra takımları gibi maçları bırakıyorlardı. Tempo bu sene özelinde benim izlediğim kadarıyla üst sıra takımlarına yaklaşmaya başlamış. Ve kimin kimden puan alacağı çok belli olmuyor. Dördüncü sıradan sonra. O benim Hırvatistan genelinde en çok dikkatimi çeken şeylerden biri. Ve Hırvatistan'da şöyle bir politika var. Gençler birincilikte, ikincilikte sürekli oynuyorlar. Bizim de ligimize örnek almamız gereken bir şey. Ama Sırbistan'da bir hoca çıktı. Stankovic. Bazı şeyleri gerçekleştirebileceğini bence kanıtlıyor. Onun dışında abi Stankovic bizim ülkemiz açısından da aday hocalardan bir tanesi. Balkanların yetiştirdiği aday hocalardan bir tanesi. Ben ülkemizde başarılı olabileceğini, onun dışında da yani taktik mana dışında da yönetimsel yapısının da bizim ülkemize uyabileceği düşüncesindeyim. Özellikle Sırp basında okuduğum haberlerde şunu görüyorum. Takıma baba tavırla yaklaştığını, takımda bir otorite olduğunu, takımın tamamen kontrolünün kendisi altındığını görüyorum abi. Bu bizim ülkemiz için çok büyük bir fırsat. Ülkemiz takımlarından biri, yani üst sıra takımlarından biri Stankovic'e giderse bu ülkede başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde güce yatkınlık söz konusu. Stankovic'de o güçlerden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Umarım yani düşünürlerse, evet. Ama bizde genelde hep şey var ya, Türklerle çalışma diye son zamanlarda hep Türk hocalarla çalışıyoruz. Biz böyle bir alışkanlık başladı bizim ligde. Belki olabilir dediğin gibi. Çünkü evet, 108, onu konuştuk sen gelene kadar yani bayağı yani 108 puan ne demek abi yani. Ama adam taktiksel devinim dışında tamamen insan psikolojisiyle de oynadı Sırbistan'da. Saygı duyuyorum. Başka bir şey söyleyemeyeceğim yani. O zaman artık yavaş yavaş sona yaklaşırken var mı söylemek istediğiniz arkadaşlar, aklınızda olanlar? Özellikle Makedonya ile ilgili biz Ertan'la konuştuk. Senin merak ettiğin oralarla ilgili var mı Bulut? Makedonya futbolunda şöyle bir şeyler var. Benim duyduğum kadarıyla yeni bir lige yeni bir sponsor girecek Ertan. Böyle bir şey söz konusu mu ya gerçekten? Yok, yok abi, yok yok. Öyle bir şey yok. Daha gazetelere şeyleri ben de duymadım. Yok öyle bir şeyleri daha. Nereden duydun sen bunları? Ben bunları bir kulüp başkanından duydum diyeyim. Yok abi öyle bir şeyleri daha yok. Ya da basına sızmadı ya da konuşulmadı, hiç duymadım. Hani büyük paralar konuşuluyor. Yani Makedonya için büyük paralar konuşuluyor. Bu çok büyük bir kaynak olacak. Abi zaten artık bir reaksiyon verilmesi lazım. Çünkü bak Makedonya'da son 4-5 yılda Avrupa'ya giden takımlar, Vardar olsun, Skendia olsun, Skopje olsun, bir tur iki tur geçip yani
Playoff'lara kadar gitmiyorlar da ikinci, üçüncü turda eğleniyorlar. Yani artık o reaksiyonu vermeleri lazım. İşte Makedonya'da Euro 2022'ye 2021'e katıldı. Yani artık bir şeyler değişmeli, bir şeylerin değişmesi lazım artık burada. Futbolun gelişmesi işi. Anladım. Ertan, o dediğim bizde de oluyor. Ya. Biz kendimizi çok dev aynasında görüyoruz da son senelerde Türkiye'de de futbolda da biz de iki turdan sonra iniyoruz aşağılara. Abi ya, bizim... ama işte Türkiye ile Makedonya arasındaki bütçe farkını konuşamayız. Galatasaray'ın 100 milyon euro bütçesi varsa, Şkendiya'nın 1,5 milyon euro bütçesi var. İşte onlar iki tur geçip geliyorlar. Evet, işte o bütçelerle maalesef biz hiçbir şey yapamıyoruz. Yani düşün ya, o büyük bütçeler, işte kulüpler o yüzden neredeyse artık hepsi iflasın eşiğine geldiler. Evet, son böyle anlatmak istediğin bize hikayeler var mı oralardan? Abi ben şeyi sormak istiyorum Ertan'a. Yani biz Ertan'a birkaç kere konuştuk da bu Balkanlarda hep var ya işte ırk, din, milliyet. Makedonya'da nasıl bu yani? Onlarda işte Arnavutlar var, Makedonlar var, Türkler var. Yani Bulgaristan'da ve çoğu Balkanlarda takımları birbirine ayıran şeyler aslında bunlar işte. Bulgaristan'da polislerle askerler. Farklı ülkelerde farklı şeyler de. Bu Arnavutluk nasıl veya Balkanlarda nasıl böyle yani milliyetçilik, işte birbirine nefret etme, işte Türk veya Arnavut, işte Kosovalı, Boşnak. Bu hala devam ediyor mu Ertan? Ne diyorsun? Abi bizde o durumlar yatıştı artık. Çünkü Arnavutların ve Türklerin sayısı bayağı büyüdü Makedonya'da nüfus olarak. İşte şimdi son nüfus sayımına gidildi. Makedonlar az çıkacağına seçimi iptal ettiler. Yani artık o işler değişti bizde. Sizin yayını dinledim geçen hafta yaptığınız Veli abiyle. Yani işte saldırılar Bulgaristan'da. Öyle bir şeyler yok Makedonya'da. Yani artık o şeyler yok bizde artık. Ama yine şey, yani şey olarak belki Aydın dedi. Hani Türklerin daha çok tuttuğu bir takım vardır. İşte ne bileyim, Makedonların desteklediği bir takım filan. Öyle yok mu o tarz? Abi işte Türklerin desteklediği ikinci, üçüncü ligler var takımlar bizim buralarda, yani benim yaşadığım bölgede, ama ikinci, üçüncü lig. Onları fazla takip edemiyorum. Genel olarak Skopje'yi destekleyen bir büyük bir Arnavut kesimi var. Onlara Türkler de eşlik ediyor. Çünkü Üsküp'ten. Şkendiya'nın desteklediği takım Arnavutlar. Bir de vardır işte Makedonların. Yavaş yavaş bu sezon için Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası podcast'imizi kapatmış olacağız. Artık önümüzde birkaç gün sonra Avrupa Şampiyonası var. Orada milli takımımızı, ondan sonra Makedonya'yı, özellikle bu yayından sonra daha bir ayrı gözle bakacağım kendi adıma. Makedonya'yı da destekleyeceğim. Eyvallah. Güzel bir hikaye yazarlar. Hani bu Danimarka'nın vardır ya, bir Avrupa Şampiyonası'nda tatilden çağırdılar topçuları. O hangi yıldı? Şu an yıllarla benim çok aram yoktur sayılarla filan. Yerler ve şampiyon oldular. Belki Makedonya'da böyle bir şey yapabilir yani. O kadar güçlü takımlar var gerçi ama bu Avrupa Şampiyonası'nda ne olacağı da hiç belli olmaz. Bir çeyrek maaşları... yeter abi. Yeter mi? Yeter. Nüfus olarak da, bütçe olarak da bir çeyrek finale yeteriz. İyi, inşallah o zaman dediğin gibi olur. Katıldığınız için teşekkürler. O zaman da Avrupa Şampiyonası yayınlarımızla yine Twitter'da görüşeceğiz, konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.